Hocam bunları yapmıştık sanırım. Evet, evet. Evet hocam. Şimdi geçeceğim o sayfaları. Şimdi açıyorum. Evet, başlayalım arkadaşlar biz. Daha gelenler olur. Evet. 11. Çok az kişi kaldı herhalde. Evet, nasılsınız tekrar? İyiyiz hocam. Uğur, geldin mi? Uğur? Ege de gelmiş, tamam. Evet, şimdi biz başlayalım arkadaşlar. Geçen dersimizde soru çözmüştük. Birkaç tane de boşluk doldurma vesaire yapmıştık sırayla. Bu üniteyi hatırlarsınız. Sırayla üniteleri şöyle bir tekrar edeceğiz demiştik. Bu üniteyi hatırlarsınız. Sevdiğiniz ünitelerden biriydi. Evet. Hatırlıyor musunuz? Liselerden bile daha güzel öğrenmiştiniz. Daha güzel yapıyordunuz diye size tebrik etmiştim. Hatırladınız evet, mı? Evet hocam. Lisede karşınıza çıkacak bu ünite tekrar. Biz konuları sırayla tekrar ettiğimiz için buraya da şöyle bir bakacağız, tamam mı? Yine hatırlayacaksınız. Evet, ne yapıyorsunuz? Ders çalışıyorsunuz mu? Evet. Evet. Bakıyorsunuz. Evet, nasıl geçiyor günler? İyi mi? İyi. Sıkıldınız mı? Evet. Evet. Bazen hocam. Yani, ben okula gitmek istemiyorum yani. Evde kalayım. Ben istiyorum. Aa, ben istiyorum, çok özledim ya, böyle uzaktan olmuyor, ben böyle böyle bir sizi yakından görmek ben istiyorum. Hocam okulu bile özledim. İnci kardeşim mi? Evet hocam, İpek kardeşim. Ha, şu meşhur İpek. Hocam her gece rüyamda görüyorum arkadaşlarımı. Oo, arkadaşlarımı özledim değil mi canım benim? Herkesi görüyorum. Evet evet, kesinlikle. Hocam bana görüntülü konuşmak da yeter. Okula falan gitmek istemiyorum hocam. Sen en yakınsın. Böyle erken kalk şey yap. Ha, geç kalkmak hoşuna gitti senin. Ha. Hocam çok güzel. Geç kalk. Abin ders çalışıyor mu Bilge? Evet hocam. Buradan soruyorum. Yani ben bilmiyorum hocam ama çalışıyordur. Evet evet, yok yok, ödevlerini gönderdi abin, o yüzden dedim şimdi. Evet, başlayalım arkadaşlar. Şimdi Anadolu'da kurulan uygarlıklarımız vardı. Bir de Mezopotamya'da kurulan uygarlıklarımız vardı. Yine soru cevap şeklinde yapacağız. Tamam mı? Tamam hocam. Tamam. Şimdi önce şöyle yapalım. Bana siz parmak kaldırın. Ben buradan ekrandan sizi görüyorum. Şu anda 6 kişiyiz sanırım. Değil mi? Başka? Uğur, burada mısın sen? Evet. Ha, tamam. Ha, sesini alamadım. Tamam. Ali? Ali? Efendim hocam. Buradasın değil mi? Tamam. Seher yok. Kim yok? Ceylin, Berra falan da yok. Begüm de yok hocam. Evet, biz şimdi saatimiz geldiği için başlayalım. Onlar gelince katılırlar. Ben buradan göreceğim onları. Şimdi bana Anadolu'da kurulan uygarlıkları, 5 uygarlığı birer tane söyleyeyim bakalım. Şöyle Bilge. Ben söyleyebilir miyim? Birer hocam tane gidelim. Evet Bilge. Anadolu'da mı? Anadolu'da kurulanlar. Urartular. Hocam. İnci. Sen hocam. Urartuları Bilge söyledi. Evet İnci, sen söyle Anadolu'da kurulan. Tam alamadım sesini. Frigler. Frigler. Hocam. Evet. Nehir. Ceylin. Ceylin. Sen söyle Ceylin. İyonlar. 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 Uğur. Hititler. Hititler.
Bir tane kaldı. Feryal. Hocam bulamıyorum. Parayı bulan vardı hani bir tane. Parayı bulan vardı. Biliyorlar. Evet. Şimdi hocam söylüyorum. Anadolu'da kurulan 5 uygarlığımız vardı. Birincisi Lidyalılar, İyonyalılar, Frigler, Hititler ve Urartular vardı. Şimdi Mezopotamya'ya gidelim. Mezopotamya'da kurulanlardan söyleyelim. Ali sen söyle bir tane Mezopotamya'da. Sümerler. Sümerler. Başka? Ege? Aklıma gelmiyor hocam. Hani ya. Böyle kuleleri vardı. Bu kulelerde bir de hep asma bahçeleri vardı. Hani karısı için yaptığımızı demiştik. Hocam ben sayabilir miyim? Ba ile başlıyor. Ba bilir. Evet. Abi. Ve bir tane daha vardı. Bilgi onu da sen söyle. Asurlar. Asurlar vardı. Evet. Asurlar vardı. Şimdi biz Sümerlerden başlayacağız. Mezopotamya medeniyetinde. Önce ama şöyle bir Mezopotamya neresiydi? Bir onu söyleyelim önce. Mezopotamya nereydi? Mezopotamya nereydi? Hocam. Evet. Şeyden, kimden devam edelim? Kimden devam edelim? Ali, Mezopotamya nereye diyorduk? Hocam, Babillerin mekanı değil mi? Mekanı yanlış. Hocam oraydı. Evet, Ceylin. Fırat ve Dicle nehirlerinin arasında kalan yerde. Dicle, evet, nehirlerinin arasında kalan kısma Mezopotamya diyorduk. Çok güzel. Şimdi Mezopotamya'da Sümerlerden başlayalım. Mezopotamya'da Sümerlerden başlayalım. Burada arkadaşlar önemli bir bilgimiz vardı. Ziggurat vardı. Ziggurat onların tapınaklarına verdiğimiz isimdi. Bu zigguratlar 3 bölümden oluşuyordu. En üst bölümü neydi? En üst bölümü. Uğur ne vardı en üst bölümde? Gözlem. Gözlem evi olarak kullanılıyordu. En üst katı. Çok güzel. Peki orta katı ne olarak kullanılıyordu? Hatırlayan var mı? Ben hatırlamıyorum. Hocam ben... Hocam ders yapmış. Her yer? Eğitim için. Hocam okul. Okul. Tapınak. Eğitim için kullanılıyordu. En alt katı ince ne için kullanılıyordu? Depo ve ürünlerini koymak için. Depo ve ürünleri koymak için. Harikasınız. Süper. Bu şekilde oluşuyordu ziggüratlar. Hem gözlem evi, hem okul, hem tarım ürünlerinin saklandığı depo olarak kullanılıyordu. Harikasınız. Şimdi burada gözlem evi, bir medeniyette gözlem evi varsa o medeniyet neyle uğraşıyordu? Astronomi. Astronomi. Çok güzel. Evet. Ege'nin sesini duydum. Astronomi ile uğraştığını görüyorduk. Sümerler o zaman bir takvim oluşturmuş diyebilir miyiz? Evet hocam. Ay, evet hocam. Bir tane takvimimiz vardı. Ay. Ne takvimi oluşturmuş olabilir? Ay takvimi. Ay takvimi. Güneş takvimi. Peki güneş takvimini kim oluşturmuştu? Mısırlılar. Mısırlılar oluşturmuştu güneş takvimini. Süper. Peki bunun dışında yazıyı icat eden medeniyetimiz hangisiydi? Yazı, çivi yazısı. Sümerler. Sümerler. Evet, çivi yazısını. Ay, çivi yazısını ben çok anlasam. Zaten şey, Ali, Urartılarda evet yazı yok tattım. Şimdi sayfayı değiştireyim şöyle. Hocam onun kütüphane değil miydi? Yoksa Asurlar. Evet, Asurlar. Evet, evet. Şimdi burada... Bayağı karıştırdım. Dışında, Sümerlerle ilgili bir sıkıntı var mı? Şimdi matematiği buldular diyebilir miyiz? Evet. Matematikte dört işlemi buldular hocam. Evet, dört işlemi buldular. Feryal, matematiği Sümerler bulmuş. Seviyor musun bu işlerle? Sevmiyoruz. Evet, herhalde en fazla Bilge sen mi seviyorsun Sümerleri? Hocam... Evet ben hocam. Çok seviyorum. Neyi seviyor? Uğur sen seviyorsun Sümerleri. Değişti. Evet. Tekrar şöyle birer tane özelliğini söyleyelim. Tekrar ziggurat denilen tapınaklar çok önemliydi. Onun da
yazıyı bulmuşlardı, matematiği bulmuşlardı, takvimi bulmuşlardı. Peki bir de şeyi söyleyeyim, Sümerlerin bir başkenti var mıydı? Yok. Ha, yok, Türk devleti olarak düşünüyoruz. Evet, yok. Şehir devleti olarak değil mi? Birkaç şehir devletinden oluşuyorlardı özellikle. Var mı buraya kadar bir sıkıntı Sümerlerle ilgili? Yok. Yok, güzel. Evet, diğer sayfaya geçelim. Şimdi gelelim diğer bir uygarlığımıza, Babillerden devam edelim. Babillerde ne gibi bir durumlar var ona bakalım. Şimdi Babillerin çok önemli bir hükümdarı vardı. Çok sert bir adamdı. Bununla meşhurdu. Hammurabi. Hocam abi. Neydi bu? Kısasa kısas, göze göz, dişe dişti değil mi? Ne yaparsanız aynı şekilde karşılık görüyordunuz. Birinin Babiller hocam. Dişini kırdınız mı? Aynı şekilde karşılık. Kısasa kısas diyorduk değil mi buna? Yaptığınızın aynısıyla cezalandırılıyorsunuz. Bunların bir başkenti var mıydı? Babilyon. Evet, Babilyon. Babillerin başkenti, Babil şehri Babilyon'da diyorduk buraya. Peki, ilk anayasa niteliğinde kanunlar yapmıştı Hammurabi değil mi? Bir de çok meşhur asma bahçeleri ve Babil Kulesi vardı. Ama demediğimiz gibi günümüze kadar bunlar tabii ki gelemediler. Asma bahçeleri hatırlarsanız ne demiştik? Eşi için yaptırmıştı değil mi? Uzak bir coğrafyadan gelen eşi yeşillik görmek istediği için ona yaptırmıştı. Peki ve üçüncü uygarlığımıza geçelim. Akatlar. Evet, evet. Akatlara geçelim. Akatların özelliklerine bakalım. Şimdi başkentleri neresiydi? Bir başkentleri vardı değil mi Akatların? Hocam Hocam Akat. Aa, pardon, Akat mı? Evet. Akatları işlemedik hocam biz. Değinelim. Değinelim. Tarihte Asurları işledik siz de. Tarihte ilk düzenli ordu onlarda var. Ona bakacağız. İlk imparatorluğu kuran onlar. Masa üstünü görüyorsunuz değil mi? İlk imparatorluğu evet. Kuran Akatlar. Su kanalları yapmışlar. Tarımı geliştirmişler onlarda. Onlarda da o dönemde olduğu gibi Tanrı Kral özelliği oldukça yaygın. Biz Asurlardan devam edelim. Demin Ali senin dediğin gibi ilk kez neyi yapmışlardı Asurlar Ali? Kütüphane hocam. Evet, ilk kütüphaneyi. Asurların başkentinden devam edelim. Asurların başkenti neresiydi? Ninova'ydı. Başkentleri Ninova. Ticaretle uğraştıklarını biliyoruz değil mi? Anadolu'ya neyi getirmişlerdi arkadaşlar Anadolu'yla ticaret yaparken? Yazıyı getirmişlerdi. Böylece Anadolu nereye geçmişti? Böylece tarihi devirlere geçmişti. Tarih öncesi devirleri tamamlamıştı. Nerede ticaret yapıyorlardı Anadolu'da? Önemli bir kolonileri vardı. Bu koloniyi hatırlayan var mı? Kayseri, Kültepe'de. Kayseri ile ticaret yapıyorlardı. Kültepe'de ticaret kolonileri vardı. Dünyanın ilk kütüphanesini kurmuşlardı dedik. Şimdi burada bir de Anadolu medeniyetlerine geçelim. Onları bir tekrar edelim. Çok bildiğimiz bir medeniyetten devam edelim. Şimdi Anadolu'da 5 tane medeniyetimiz var dedik. Hititlerden başlayalım. Hititlerin başkenti neresiydi? Hattuşaş. Hattuşaş'tı. Bunların Hititlerin tarihte yaptığı ilk yazılı anlaşma vardı. Hatırlayan var mı? Kadeş anlaşması. Kimler arasındaydı bu Kadeş anlaşması? Mısırlılar. Hititler arasında ikisi de birbirlerine üstün gelememişlerdi. Üstün gelemedikleri için bir tarihteki ilk yazılı anlaşmayı, Kadeş anlaşmasını yapmışlardı. Peki Hititlerde pankuş ne demekti? Bana hocam meclis. Hep beraber söyleyin. Tamam, pankuş meclis demekti. Meclis. Peki tavananla.
Kraliçe. Evet. Hocam sizsiniz. Evet. Hanif peki. Kendi tanrıları dışında başka etraflarındaki medeniyetlerin de tanrılarına inandıkları için bin tanrı ili deniliyordu Hititlere. Bin tanrı ili deniliyordu. Efendim? Hocam doğru bence. Evet. Bir de anan vardı. Anan neydi? Anan neydi? Yıllık. Anan yıllık. Yıllık. Evet, evet. İlk tarih yazıcılığı onlarla başlamıştı. Çünkü Hititlerde tanrılarına hesap vermek zorunda oldukları için yalan yanlış şeyler yazamayacaklardı. O yüzden hep doğruları yazmışlar. Bu şekilde söyleyebiliriz. İlk tarih yazıcılığı da onlarla başladı diyebilirim. Var mı buraya kadar bir sorun? Hepsini bildik. Şöyle bir bakalım. Hititler. Hocam, yok hocam. Hırsızlıkla uğraşıyorlar. Efendim? Hocam mesela hani her şeyleri yazıyorlar işte hırsızlık evet. Yaptım şundan şunu çaldım falan mı diyorlar? Yok hayır o devletin olaylarıyla ilgili şununla mücadele oldu şununla savaşıldı ama burada işte biz kazandık biz yendik biz şöyleyiz şeklinde değil de olayı olduğu gibi yazmışlar. Mesela hocam. Mısırlar savaşmışlar ve ikisi üstün gelemediği için anlaşma yapmışlar. Bu olayları doğrulukla yazmışlar. Yoksa herkes tarihi yazmış. Hocam hatta hocam geçim kaynaklarını tarım ve hayvancılıktan evet. Sağlıyorlar. Evet, evet. Çok güzel. Diğer medeniyetimize geçelim. Diğer medeniyetimiz İyonlar. İyonlara bakalım şimdi. İyonların bir başkenti var mıydı? Yok hocam. Yok. Hayır hocam. Şehir devleti olarak yaşıyorlardı değil mi İyonlar? Şehir devleti olarak yaşıyorlardı. Peki başlarında herhangi bir kral baskı yapan bir unsur olmadığına göre İyonlarda ne gelişmiştir? Hocam özgür düşünce. Özgür düşünce ortama gelişmiştir. Hipokrat, Herodot, Thales gibi önemli isimler buradan çıkmıştır. Hipokrat biliyorsunuz tıpla ilgiliydi. Herodot tarihin babası olarak biliniyor. Thales astronom. Ve matematikle ilgili çalışmaları var. Deniz kenarında bir uygarlıktı. Neyle ilgilenmişti İyonlar? Thales'i de çok sevdim hocam. Deniz kenarında deniz ticareti yapmışlardı değil mi? Deniz ticareti yapmışlardı. Bir başkentleri yoktu dedik. Efes, Milet, Foça, İzmir onların şehir devletleriydi. Bunlara bir de ne adını veriyorduk? Bakın burada bir kavram daha var. Polis adını veriyoruz tamam mı? Polis. Niye hocam? Gelelim Urartulara. Hani Yunan medeniyetinde polis olarak geçiyor şehirler. Oradan etkileniyor. Urartulara gelelim. Urartuların başkenti neresiydi? Tuşba. Tuşba. Bugün hemen hemen neresi diyebiliriz? Van'da diyebiliriz. Van'da kurulmuştur diyebiliriz. Onların yaptığı sulama kanalları halen bugün bile ayakta olduğunu söylemiştik. Peki, öldükten sonra yaşama inandıkları için mezarlarını oda şeklinde yapmışlardı. Ölülerinin yanına eşyalarını ve yiyeceklerini koymuşlardı. Buna nasıl bir inanç diyoruz? Ahiret inancı. Hayatlarına başka bir yerde devam edeceklerini düşünüyorlardı. Buna ahiret inancı diyoruz. Hocam doğru. Saçma. Doğu Anadolu'da oldukları için özellikle kaya oymacılığı. Hayvancılık yapıyorlar. Dağlık taşlık bir yerde oldukları için de kaya oymacılığı, bentler, barajlar, sulama kanalları özellikle bunları yapmışlardır. Ne demiştik? Bulundukları coğrafya aslında onların ekonomik faaliyetlerini nasıl yapacaklarını biraz da olsun şekillendiriyorlardı demiştik. Şimdi, bir saniye. Şimdi Friglerden devam edelim. Frigler özellikle ekonomik olarak en fazla hangi faaliyette
bulmuş tayfilikler? Altın madeni. Saray tapınak. Maden olabilir mi hocam? Hocam tarım. 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 Hemen kurulduklarının üzerine bakalım. Frigler. Başkenti neresiydi Friglerin başkenti? Gordion bugünkü Ankara civarı demiştik. İç Anadolu bölgesinde özellikle ne yapılıyor? Bugün hala ne yapılıyor? Tarım yapılıyor. Hocam tarım yapılıyor. Şimdi burada tarım çok önemli. Öküz öldürene, saban kırana, ekili tarlaya zarar verene ölüm cezaları var. Çünkü tarımla hayatlarını devam ettiriyorlar. Onu korumak zorundalar o yüzden. Kibele. Hatırladınız mı meşhur kibeleyi? Bol fotoğraflarına bakmıştık. Ali çok beğenmişti. Uğur çok beğenmişti. Değil mi? Ege, sınıfımızın erkekleri çok beğenmişti. Değil mi bereket tancasını? Beyler nasıldı hatırlıyor? Çok kötü. Çok kötü. Aa, ne kadar güzeldi işte. Doğurganlığı simgeliyordu. O yüzden biraz şişmancaydı değil mi? Çünkü... Bayağı hocam. Biraz bile değil. Evet hocam. Tomografi işlerinden fazla. Kibelenin her haline bayağı bayağı bakmıştık değil mi? Aynen. Evet. Akmaz olaydık. Ay midemiz mi var? Hala aklımda hocam. Aklınızda. Ama bak, evet hocam. Görsel olarak hala aklınızda kalmış. Bir gün resim hocam dersi... bir daha unutabileceğimi sanmıyorum. Resim evet hocam. Görseli şey yani. Kibelenin bir an gözlerimi... Hocam bir an gözlerimi kapatıp unutmaya çalışsam da olmuyor maalesef. Uğur'dan bekliyorum özellikle. Kibelenin resmini çizmeni Uğur, tamam mı? Hocam onu görünce böyle bir beyaz ışık geldi gözüme. Evet, ışığa doğru gitmesek. Hocam bir daha baksam gözlerim kanar. Tamam, o zaman okul açıldığı ilk gün size tahtada Kibelenin tekrar bir fotoğrafını açacağım. Hocam bir şey söyleyeceğim. Bize 3-4 ders boşluk. Nasıl an duymadım? Hocam. Duyamadım. Hocam Uğur internet patates. Evet. Hocam doğru. Orada. Heh. Hocam o zaman da zayıf kadınlar hastaymış gibi şey gördüm. Evet. Zayıf kadın pek bilmiyordu. Hocam o kibeleyi çizme yarışması yapabiliriz ama. Hayır. Onda da kimse yapamaz hocam. Evet ben size o zaman şey diyelim. Herkes güzel bir tavananla çizsin. Resim dersiniz de var malum. Hanif Hoca'yı çiziyoruz. Hanif Hoca'yı hemen. Sarı sarı saçlı. Hocam. Şöyle devam edelim. Fibula. Bir de fibulamız vardı. Neydi fibula? Engelli iğne. Kadınların o dönemde de süslenmeye başladığını görmüştük değil mi? Her dönemde. Tarihler döneminde. Biz daha süslüyüz. O zaten. Peki bir tane daha bir şey vardı. Tapates. Halı ve kilimlerine diyorduk. Güzel, çok. Hocam güzel. Benim sesim geliyor mu? Evet. Bazen birbirinize karışıyor sesleriniz ama hemen hemen duyuyorum sesleriniz. Donmadığınız sürece. Hocam. Bir de bize 3-4 ders borçlusun. Unutmayın. Tabii ki. Neden borçluyum? Yaparım tabii ki de. Hayırdır? Hocam 2-3-4 falan ders işleyeceğiz demiş film saatleri. Evet. Tamam. Okul ilk günü Kibele'den sonra size güzel bir izlemeniz için güzel bir şey bulacağım o zaman. Tamam. Acaba tarihle ilgili olsun. Evet tarihle ilgili. Evet. Tarih veya coğrafya ile ilgili. Hocam coğrafya. Hocam fabul da vardı onlarda. Evet, oradan devam edeceğim. Bir de kralların ismini söyleyelim mi? Neydi onların meşhur bir kralları vardı? Talet. Hocam ne diyeyim? Kral. Midas. Kibula. Kral Midas. Evet, Kral Midas. Bilgi bir şey ekleyecektin, hemen onu da ekle. Hocam Fable. Fable ne demekti arkadaşlar? Hocam hayvanların konuşturulması. Konuşturulduğu hikaye. Evet. Gelelim en zengin medeniyetlerimizden birine. Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Efendim.
Hocam hani Midas dediniz ya, benim şu an profilim o tarafındaki kişi de Midas. Evet, şeyler, o tarihi karakterler oyunlarda vesaire var. Sen çok iyi bilirsin tabii. Bütün gün oyun oynuyorsun değil mi? Hocam ben kişilerini sevmiyorum hocam. Lidyalıları da çok sevmiyorum. Hocam o karaktere sahibim. Lidyalıların en özelliği ne demiştik? Yine bunlar da Ege bölgesinde kurulmuşlardı. Parayı bulmaları. Başkentlerini söyleyelim Lidyalıların. Sart hocam. Başkentleri Sart'tı. Parayı bulmaları çok önemli. Peki bir yol kullandılar arkadaşlar. Anadolu ve Kral yolu. Neydi? Kral yolu. Kral yoluydu. Krallar yürüyorlar. Bu yolla ticaret yapıp zenginleşmişlerdi ve daha o dönemde sigorta, garanti belgesi gibi şeyler yapıyorlardı. Ürüne herhangi bir zarar gelirse ürünleri sigortalıyorlardı. Üründe bir sorun çıkarsa diye garanti belgesi veriyorlardı. Berra'lar... Hocam bir şey söyleyeceğim. Bizler bunlar bizlerden yani biz onlar bizlerden daha iyi ticaret yapıyormuş hocam. Biz şu an bile yapamıyoruz. Şu an bile bazı günler sıkıntı yapıyor. Evet. Efendim Bilge. Hocam çok fazla ayakta kalamamışlardı çünkü hani paralı askerler. Çok güzel. Askerleri paralı askerlerdi. Onlar da vatan millet duygusuyla sarılmadığı için daha fazla ayakta duramadılar. Peki ticaret deyince, zenginlik deyince, takas usulünü sona erdirip parayı bulmak para. Hangi medeniyetten bahsediyor? Para. Lidyalılardan bahsediyor. Ve diğer medeniyetimiz? Hocam 9 dakikamız kalmış. Evet. Evet hocam. Hocam Abekayn'ı. 6 dakika. 8 dakika. Evet. Şunları bir yapalım mı? Bence. Bu görevi biliyor musunuz? Evet hocam. Evet hocam. Okuyamıyorum. Tamam. Evet okuyamıyorum. Örnekteki gibi. Tam biraz yakınlaştırayım bir saniye. Bir saniye. Hocam şimdi size sarılamıyoruz. Kapıdan girince sarılıyorduk size hocam. Hocam sarılmayalım, hiç sıkıntı yok hocam. Hocam etüplerde abi kaynana. Evet. Evet. Onları yapın, video atın bana. Bu bir boşluk. Hocam. Etrafımda oynayan tipler olmayınca bir boşluk hissediyorum. Sarı da atın. Tamam hocam. Berra merhaba Berra. Merhaba. Canım benim. Dersin. Biz size nasıl atacağız? Efendim? Ali sen de sus ya. Hocam size nasıl atacağız yani WhatsApp'ta falan? Benim telefon numaramı. Sen oyna at valla, ben oynamam. Telefon numaramı dilerim da alabilirsiniz. Deli çok yorgunum ciddi. Zaten. Hocam çok yorgunum, hiç oynayamam. Enerjim o kadar kötü. Ben de evde oturuyorum. Başkenti ne diyor başkenti? Hattuşaş. Hattuşaş. Bunun gibi yapacağız. Ben şaş. Öküz öldürene, saban kırana, ağır cezaları biriydi. Hangisiydi? Söyleyin bakayım. Firikler. Firik. Ölümden sonraki hayata inanılan, yani ahiret hayatı olan hangisiydi? Urartular değil mi? Urartular, evet. Urartular. Urartular. Söyleyin. Bin tane hititler. Hititler. Ege'nin bayağı dikkatini çekti her şeye inanmaları değil mi Ege? Ege de her şeye inanıyor. Denizcilik yapan uygarlığımız, deniz ticareti yapan hangisiydi? İyonlar. Herodot, Thales, İyonlar. Lidyalılar. Hocam İyonlar değil mi bunlar da? İyonlar. Sanki arada başka bir şey duydum ben ama. Ben de öyle bir şey alabilirim. İyonlar, tamam. Abi gel. İlk madeni para. Lidyalılar. Lidyalılar. Başkentleri Gordion olan. Firikler.
Kaya oymacılığında ilerleyen Urartla. Evet. Fibula isimli iğneyi kullanan İpler. Evet, bu ünitede gerçekten çok iyisiniz. Nefret ettiğimiz ünitede çok iyiyiz hocam. Yok yok, gerçekten. Ben çok seviyorum. Yani bunu aynısını lisede göreceksiniz arkadaşlar. 9. sınıfta göreceksiniz. Yani hocam burada çalışmayalım. Kurtulamıyoruz hocam bunlardan. Ha yok, daha bunlar... daha siz 5'siniz daha. Daha bu neye? Evet. Ailesi var. Yapalım mı biraz birkaç tane söz? Kaç dakika? Abim gelmiyor. 5 dakika kaldı. Hocam yaklaştırabilir misiniz? Hemen yakınlaştıracağım. Arkadaşlar biz yaparken kapanabilir. Önemli evet. Bir süremizi sonuna kadar kullanalım diye. Şuradan hemen yapalım. Hocam o zaman başlayalım mı? Başlıyor. Hocam birinci soldan cevabı. Gözüküyor mu? Tamam, iyi değil mi? Evet hocam. Evet, evet. Soruyu ben okuyayım. Okuyayım. Siz cevap verin. Anadolu uygarlıklarından biri olan Lidyalılar. Takas usulü 10 vererek parayı kullanmaya başlamaları. Kral hocam yapmaları hangi alanda ilerlediklerini gösterir? Hangi alanda? Hocam Bursa. Evet hocam Bursa. Bursa. Hocam hep beraber yapalım bence. Tamam, yok hocam hiç gerek yok bence. Yani benim inanamadığım Ali'nin bilgisayar başında ne kadar böyle atılgan bir öğrenci olduğunu. Tamam, sınıfa geldiğinde senin önüne bilgisayar koyacağım Ali. Sen oradan yap. Tamam o zaman. Sen bizi oradan katıl. İkinci hocam bence güvenliyim. Oyun filan açar oradan da oynar. Anadolu'da yapılan araştırmalar sonunda birçok uygarlığa ait kalıntılara rastlanmıştır. Bu durumun ortaya çıkmasında Anadolu'da aşağıdaki özelliklerden hangisinin etkili olduğu söylenemez. Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan köprü konumunda olması, verimli topraklara sahip olması, önemli ticaret yolları üzerinde bulunması, yeryüzü şekillerinin dağlık ve iklimin sert olması. Benim şeyi hatırladınız mı? Anadolu'nun bir sürü medeniyet tarafından tercih edilen bir yer olmasını biliyoruz değil mi? Çok fazla. Evet hocam. Evet hocam. Verimli topraklara sahip olması, ılıman bir iklime sahip olması, yeryüzü şekillerinin çok daha düzgün olması, kaynakların bol olması. O yüzden medeniyetler ne yapmışlar? Buraya gelmeyi tercih etmişler özellikle değil mi? Ve buralarda geçmişten günümüze kadar baktığımızda Anadolu'da bir sürü medeniyet kurulmuş o yüzden. Şimdi sizce... uygarlıklar, yeryüzü şekilleri dağlık ve iklim sert diye mi gelirler acaba buraya? Yoksa hayır, bir geçiş yolu olduğu için mi gelirler? Şimdi ticaret yolu var, kral yolu var. Daha sonra göreceğiz ipek yolu, baharat yolu, yine Anadolu'yu temsil ediyor. Baharat yolu. Topraklar kesinlikle var. Ve köprü pozisyonunda, yani bir geçiş noktası pozisyonunda. Üç kolay bir soru. Urartularda kale ve sur yapımının gelişmiş olması bu uygarlığın nasıl bir anlayış içinde olduğunu gösterir. Kale ve sur yani. Bize neyi gösterir? Ticaret. Savunmacı. Evet, savunmacı. Kale ve sur. Bunu yapan herkes savunmak için yapıyor. Aynen. Çok güzel. Abi gelsene. Dördüncü soruya bakalım. Bilge. Kaan'a söyle, yapamaz bu soruları. Ha, yapamazsın. Hangisi hocam? Evet, dördüncü. bizim misafir öğrencimiz yapsın. Kaan yapsın. Urartular ölüleri için mezarları ev veya oda şeklinde yapmışlardır. Ölen kişiye ait diğerli eşyaları ve yiyecekleri de içine koymuşlardır. Bu özellikler aşağıda verilenlerden hangisini gösterir diyor. Şimdi ölen kişi... Yavuz Sultan Selim. doğru. Mimari benimsedikleri, ölümden sonraki yaşama inandıkları, kaya oymacılığını geliştirdikleri. Hep beraber değil mi? Nasıl?
Ölümden sonraki yaşama inandıkları. Evet, ölümden sonraki. Bir dakika. Cevap Yavuz Sultan Selim olacaktı, yanlış söylediniz. Hocam ders bitiyor. Evet. Bitmek üzere arkadaşlar. Hepinizi çok öpüyorum. Hadi görüşürüz. Hocam ben çıkıyorum. Buradan hocam görüşürüz. Devam edeceğiz. Çok hocam ederiz. Görüşürüz hocam. Görüşürüz hocam. Hocam Fatih Sultan mı? Ben artık bütün sorulara o cevabı vereceğim. Feryal, arkandaki resimleri sen mi yaptın Feryal? Hocam Sina poster asıl hocam. Bir de şurada yapbozdan yapılmış tablo var. Ha, ben de dedim bizim sanatçımız evde resim mi yapıyor acaba? Hocam yapıyorum. Duvarları asmıyorum. Görüşürüz hocam. Evet görüşürüz. İnci'cim öptüm bir tanem. Peki görüşürüz. Görüşürüz. Hoşçakalın. Hocam.